İyi günler sevgili 93.6 ECSFM dinleyicileri. 93.6 ECSFM'de bir sportif programında daha ben Ferhat Yağmur ve gazeteci meslektaşım Yüksel Yıkılmaz ile birliktesiniz. Yüksel abi, iyi yayınlar, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, bugünkü sportif programımızda özel bir konuğumuz var. Spor yazarı Halil Köktaş Bey bizlerle olacak. Spora dair ne varsa birlikte yorumlayacağız. Öncelikle konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Halil Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum dinleyicilerimize. Evet, Süper Lig'de 9. haftayı geride bıraktık. Dilerseniz önce 9. haftanın toplu sonuçlarını okuyalım. Daha sonra 9. haftanın değerlendirilmesini aldıktan sonra temsilcimiz Kayserispor'un Başakşehir deplasmanında oynadığı maçı enine boyuna birlikte yorumlayalım. Evet sevgili dinleyicilerimiz, şu hatırlatmayı da yapmak isterim. Yayınımızı 93.6 Erciyes FM'den dinleyebildiğiniz gibi Erciyes FM Facebook sayfasından da canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra 9. haftanın toplu maç sonuçları şu şekilde. Trabzonspor 0, Erzurumspor 0, Göztepe 2, Beşiktaş 0, Ankaragücü 1, Yeni Malatyaspor 0, Alanyaspor 1, Antalyaspor 1, Konyaspor 1, Sivasspor 0, Fenerbahçe 0, Medipol Başakşehir 1, Kayserispor 0, Kasımpaşa 5, Akhisar 0, Galatasaray 1, Bursaspor 0. Öncelikle konuğumuzdan başlayalım Yüksel abi bu hafta. Evet. Halil Bey, Süper Lig'in 9. haftasına baktığımız zaman sizi hayal kırıklığına uğratan ya da size göre sürpriz olan maç hangisiydi? Maçlarla ilgili düşünceleriniz neler? Onları alabilir miyiz? Şimdi öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum bütün dinleyicilerimize. Bizi hayal kırıklığına yaratan tabii Kayserispor temsilcimiz. Haftalardır galibiyet alamıyor. En son galibiyetimiz Fenerbahçe galibiyetiydi sanırım. Evet, daha sonra evimizde bir beraberlik Malatya ve Rize. Son harici bir galibiyetimiz yok sezonda. Takım sezona zaten iyi başlamadı. Aldığı ilk haftalarda aldığı puanlar insanlar ne kadar olsa mutlu etse de iyi başlayamadık sezona, yani futbol anlamında. Kalite anlamında lige iyi başlayamadık işin gerçeği. Malatya'nın, Antalya'nın ilk hafta 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı. Zaten bize ters gelen bir rakipti Antalya bize. Daha sonra işte Fenerbahçe zaten şu anda ligdeki konumu belli. Neredeyse düşme potasındalar yani şu andaki konumda. Yani onlar deplasmanda yenmemiz biraz hem bizi de düşüşe geçtik. Elimizdeki kaliteli oyuncular zaten bir çıkış gösteremedi. Başta Deniz Sürüç olmak üzere. Yapılan transferlerin takıma katkısı hiç denecek kadar ortada. Sakatlıklar. Kayserispor'u özellikle Başakşehirspor, Kayserispor başında değerlendirelim istersen. Yani Kayserispor'un dışında baktığımız zaman 9. haftaki maç sonuçlarımız da önümüzde. Evet. Yani oynanan maçlarla ilgili mesela Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi var. Kasımpaşa'nın farklı galibiyeti var. Galatasaray'ın kendi sahasında Bursaspor'la berabere kalması var. Yine ligin son sırasındaki Erzurumspor'un Trabzon deplasmanından bir puanla dönmesi, Antalya'da Antalyaspor, Alanyaspor bir anlamda evet. Antalya derbisi. Evet. Evet. Antalya derbisi oynandı. Yani bir çıkışı Antalya'nın ligdeki. Yani Rizespor kendisi için, Rizespor'un da bir çıkışı vardı. Aynen. Özellikle Okan Buruk'la. Teknik heyet değişmeyle. Teknik direktör değişikliğinden sonra ama Konyaspor Rizespor'a dur dedi. Yani evet. Bu Kayserispor maçının dışındaki maçları değerlendirecek. Aynen o şekilde. Yani bazı takımlar zaten kan değişikliğine gitti. Başta Rize olmak üzere, Erzurum olmak üzere. Burada işte Rize'nin başına Okan Buruk, geçen sene Akhisar'da yaptıkları zaten ortadaydı. Erzurum'a yine aynı keza Mehmet Özdilek, Şivo Mehmet tabiriyle. Onların gelmesiyle bu takımlar zaten, Erzurumspor iyi futbol oynuyordu zaten. Bizden daha iyi oynuyorlardı. Ama şimdi hoca değişikliğiyle yine Trabzon deplasmanından da iyi futbol oynadılar. Ama sonuca gidemediler. Beraberlik yine onlar açısından bir mutlu. Geçen hafta evlerinde de 3 puan aldılar. Yani onlar daha çıkışta. Antalya'nın bir çıkışı var Süper Lig'de Bülent Hoca'yla. Onlar da bir çıkış yakaladı maddi krize rağmen. Giden oyuncuların olmasına rağmen. Ama büyük takımlarda genel anlamda bir düşüş var zaten. Yani büyük, 4 büyük dediğimiz, tabir ettiğimiz takımlarda genel anlamda son sezonlarda bir düşüş var. Bunları bu son 2-3 sezonda... Nedeni nedir sizce yani? Neden olarak? Nedeni futbolcu yetişmiyor ülkemizde. İşin gerçeği bu. Son dönemlerde baktığımız zaman işte bir Arda örneği var. Son dönemlerde zaten hiç futbol dışında kendisi gündeme gelmeye başladı. Son dönemde Türkiye'de futbolcu yetişmiyor. Biz Cengiz'le şu anda övünüyoruz. Onun haricinde yok yani. Altyapıdan futbolcu üreten hiçbir takımımız yok diyecek kadar az. Bu Avrupa'da böyle değil. Yani. Peki geç yani uzun yılların son 15-20 sene öncesinde özellikle bu işi Galatasaray ve Beşiktaş yapıyordu. Evet. Bazı Anadolu kulüpleri de yapıyordu. Kayseri de yani bunun içindeydi. Kayserispor da bunun içerisinde. Mesela bir Gençler Birliği'ne baktığımız zaman sürekli altyapıdan yukarılara, yani altyapıdan futbolcu yetiştirip büyüklere satan bir kulüptü. Ama son yıllarda bak bu özelliğini kaybetti Türk futbolu. Bu milli takıma da yansıyor. Milli takıma yansıdığı gibi kulüplerin bütçesine de yansıdı bu. Hepsi borç batağının içinde. Şu anda transfer tahtalar işte yasakları geliyor federasyondan. Çünkü aldığınız 3 liralık oyuncular 5 lira para harcanıyor. Tabii bunun menajer ilişkileri var. Ne bileyim yani daha değişik ilişkiler. Onlara girmek istemiyorum ama yani çok aşırı paralar, çok fazla paralar ödeniyor futbolculara Türkiye'de. O yüzden kulüpler de bunun altından kalkamayınca bugün Erzurumspor maalesef örneği işte amatör kümeye kadar geriledi. Borç batağından kimse talip olmadı. Kimse kulübün başına geçmek istemedi. Bunu biliyoruz yani şehirde yaşananları. Nedeni kulübün Ziya Eren'in şahsi işte borçlanmasından dolayı. O yüzden kulüpler bunun akülfetinin altından kalkamıyor. Oysa ki çok üst düzey gelirler var Süper Lig'de. Bu Dijitürk'ün sağladığı müthiş gelirler var. Galibiyet Beyin Sport'a geçmesiyle beraber. Evet. Dijitürk ailesi hala o şekilde geçtiği için. Ama kulüplerimiz nedense planlamalarını, sezon planlamalarını ona göre yapmıyorlar. Günü kurtarmak için planlama yapıyorlar. Ama öyle olunca da işte kulüplerin durumu maalesef ortada. Yani bizim takımımızın da şu anda şehrimizin takımında önü açık görünmüyor yani hiç. Maalesef. Evet. Yüksel abi 9. haftayı geride bıraktık. 9. haftayla ilgili senin gözlemlerin, takibin, öne çıkan takımlar, hayal kırıklığı yaşatan takımlar. Sen değerlendirmeni alabilir miyiz? Dün akşam haftanın son maçını beraber izledik. Trabzon Erzurum maçını. Erzurum'un ne kadar cengaver bir futbol oynadığını, Trabzon'un ise gol yollarında daha doğrusu pozisyon üretmekte sıkıntı çektiğini gördük. Hatta Erzurum'da bir golü sayılmadı. Ofsayt vardan bozdu. Ya Trabzon benim için bir hayal kırıklığı oldu. Yine Trabzonspor'un verilen bir iptal, vardan bunu iptal edilen bir penaltısı var. Yani neticesinde golsüz bir maç ve Trabzon'un Erzurum karşısında aldığı beraberlik beni hayal kırıklığına uğrattı. Erzurumspor'un da direnci şaşırttı açıkçası. Onun dışında bu hafta çok da böyle sürpriz bir sonuçla karşılaşmadık. Kasımpaşa'nın Mustafa Denizli hocanın gelmesiyle beraber peş peşe aldığı galibiyetler var. Akhisar'da ligin sonuncusu. Kasımpaşa gibi bir takımdan deplasmanda 5 gol yemesi hele 45 dakika içinde çok da bir şaşırtmadı açıkçası beni. Bir şaşırtan olayda sevgili Hüseyin Göçek'in Medipol Başakşehir Kayserispor maçını yöneten hakem bende çok büyük hayal kırıklığı yarattı. Çünkü ligin ciddi tecrübeli bir hakemi 90 dakika boyunca hatta 90+5 dakika boyunca bir kez olsun varı kullanmadan, kullanmak zorunda mı? Değil. Mecburiyet de yok ama kritik pozisyonlar var. Saha içerisinde her iki takımın da eleştiri yaptığı, hakeme itirazda bulunduğu pozisyonlar var. Mesela? Mesela özellikle Umut'un var ki kaleciyle karşı karşıyayken hatırlı gözümüzün Mert'in yani topu yumruklaması işte orada çok ciddi derecede yani bir eleştiri oldu. Belki hakem haklı kararında ama zaman zaman maç içerisinde hakemlerin her iki takım oyunu artık iş espri konusuna döndü. Ha, evet. Millet puan durumunu tersten çevirip Fenerbahçe'de dalga geçer pozisyona geldi. Evet. Beşiktaş'ın Göztepe karşısında mağlup olması son derece doğal. Göztepe sahasında Kayserispor'u yendi. Deplasmanda Trabzonspor'u yendi. Fenerbahçe'yi yendi. Evet. Yani Beşiktaş'ı yenmiş olması bence Göztepe'nin hiç sürpriz değil. Sürpriz değil tabii ki şu anda. Zaten Anadolu takımları artık kendi sahalarında iyi oynuyorlar, iyi bileniyorlar zaten gelen rakiplere ve favorisi yok o maçların artık. Bir de dediğimiz gibi yani büyük takımların artık eski ne bileyim havası kalmadı. Yani bu sene var hep konuşuyoruz sohbetlerimizde. Bu sene o sene eğer Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa sanki bu seneymiş gibi. Çünkü ya o kadar enteresan yani bir hafta yeniliyor, bir hafta yeniyor, bir hafta yeniliyor, bir hafta yeniliyor. Şimdi bakalım Trabzonspor burada konuştuk Ferhat seninle. 4 gol attı Galatasaray sahasında. akşam sefiller oynuyordu. Yani demek ki şimdi mesela şeye baktım, yayına girmeden önce de emin olayım diye. Medipol Başakşehir Kayserispor maçının istatistiklerine bakıyorum. Bir iki maç öncesinde 500-600 pas yapan Başakşehir 200-300 bandında kalmış. Yani Kayserispor evet yenildi. 5 haftadır kötü gidiyor ama Başakşehir karşısında en azından iyi direnç gösterdi. Yani kafa kafaya top oynamadı. Doğru. 3 tane 5 tane pozisyonumuz mu var? Yok. Ama yani bir büyük takıma karşı, çünkü Başakşehir Kayserispor'dan bu sene için de büyük, yani büyük derken kaliteli, puan olarak da önde, ev sahibi. Dolayısıyla Başakşehir'in Kayserispor karşısında 1.30'luk oran vardı sevgili Ferhat. Favoriydi. Açık ara favori Başakşehir maçın. Yani bu demek oluyor ki maç Başakşehir'e daha yakın. Ona rağmen maç 1-0 bitiyorsa bu bizim iyi direnç gösterdiğimizi, Başakşehir'in 400-500 pası yerine 200-300 pasta kaldıysa bu Kayserispor'un da başarısıdır. Oynatmıyorsun rakibini. Dolayısıyla Anadolu'da böyle bir hareketlilik mi var? İstanbul'da bir çöküş mü var? Ama aradaki makas bu sene ciddi derecede kapandı. Şimdi bu hafta Galatasaray Malatya'ya gidecek. İşte Malatya'nın eksikleri konuşuluyor. Halbuki önceden Galatasaray konuşuluyordu. İşte büyük taraf konuşulurdu. Şimdi yine deplasman olduğu için ev sahibi takımın maçı kazanıp kazanamayacağı, işte nasıl oynayacağı konuşuluyor. Demek ki ciddi derecede burada bir diriliş var ya da yaklaşım var. Bence eğer bunu sürdürebilirlerse ya da dört büyük takımların daha da böyle toparlanmalarına müsaade edilmeden puanlar toplanırsa Anadolu'dan bir Bursaspor gibi, daha geçmişte olduğu gibi defalarca yapmış Trabzonspor gibi üçüncü bir şampiyon çıkabilir. Kim çıkabilir? Bana yani öyle bir şey olsa yine en yakın Trabzonspor görünüyor. Bu arada Başakşehir. Ha, Başakşehir İstanbul takımı olduğu için diyorum. Hani İstanbul dışındaki işte 4-6 takım dışında 12 takımdan biri dersen sanki Trabzon'a daha yakınmış gibi. Büyüklerin dışında deyince Başakşehir'de. Yani evet, şimdi hani orada Kasımpaşa'yı dahi ben işin içine kattım. Hani Anadolu deyince biliyorsun köprünün öbür tarafı Avrupa oluyor. Yani Trabzonspor ciddi derecede topunu oynuyor ama dün akşam hayal kırıklığına uğrattı. Keşke bizler de Erzurumspor gibi puanları toparlayabilsek. Hoş adamlar son sırada ama biz de artık orada çok bir şeyimiz kalmadı Ferhat. Aşağıyla kredimiz bitiyor artık. Yani Fenerbahçe ile şimdi aramızda bir basamak farkı var da. Yani şimdi Fenerbahçe ile biz her zaman aynı şekilde götüremeyiz bunu. Öyle veya böyle. Bunu toparlayacak yani. Bir şekilde. Transferine hiçbir şey olmasa federasyon devreye girecek. Beyin Sport devreye girecek. Şimdi bir Beşiktaşlı'nın, bir Galatasaraylı'nın, bir Trabzonsporlu'nun, Fenerbahçe'nin orada olmasından memnuniyet duyduğunu düşünmüyorum spor sever olarak. Ligin heyecanı olarak. Şimdi önümüzdeki hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Hiç. Yani iki taraf da çok kötü gerçekten. Şimdi hatırlarsan bir deplasmana tesislere gittiğimizde Halil, Sayın Başkan Erol Bedir ile konuşuyorduk. Başkanım, Yeni Malatya'da, Bursaspor'da, Konyaspor'da yenemeyeceksek, bunlar bizim dişimize göre takımlar, biz nasıl Avrupa'ya gideceğiz dedik. Şimdi bakıyoruz, Konya'yı yenemedik. Rize'yi yenemedik. Malatya'yı yenemedik. Şimdi bunlardan ciddi derecede puan bıraktık. 6 puan. Bugün evet. Olsa 15 puanla 3. 4. sıradayız. Elbette ki şimdi şu konuşulmaya başladı şehirde maalesef. Eğer ki Sivasspor'u, Ankaragücü'nü ve lig ilk yarının son başında Erzurumspor'u yenemezsek bu ligde nasıl kalacağız konuşulmaya başlanıyor. Ciddi konuşulur. Özellikle Erzurum'a da gitme sevgili Ferhat. Sivas ve Ankaragücü. Evet, yani Sivas ve Ankaragücü maçları daha ziyadesi Sivasspor maçı. Eğer ki Sivasspor maçında 3 puan alamazsa Kayserispor, yani tehlike çanları artık çalmayı bırakın. Çok daha sert. Aynen, eskiden şu da. Geçen hafta da şunu dedik, özür dilerim Halil. Rize ve Sivas maçı bizim için elzem dedik. Rize gitti. Şimdi Sivas ve Ankaragücü maçı diyoruz. İkisinin ortak noktası Sivas maçı. Dolayısıyla biz Sivas maçını alamadığımız takdirde yani o kazan sonuna kadar kaynar. Protestolar başlar, ıslıklamalar başlar. istifa sesleri başlar. Zaten ekonomik olarak darboğazlı bir yönetim var. Yani şunu söyleyeyim, bırakmazlar, bırakmak istemezler de. Ferhat Yağmur diye biri çıktı, arkadaş tamam ben üstleniyorum, Kayserispor'un da her şeyi bana, yönetim alıyorum dedikleri saniye devredeceklerine inanıyorum. Çünkü yani yok, akar yok, canlı yok. Yani Kayserispor çevirecek olan para, o para yok. Neticesinde geçmişten veya bugünden, bugün şu dakika itibariyle Kayserispor'un bilmem kaç milyon TL'ye ihtiyacı var. Var mı o para? Yok. Öyle olsa futbolcuların işte 2-3 hafta önceydi. Sevgili yönetici abimiz bir dedi ki en fazla 1,5 aylık dedi. Şimdi o oldu 2 aylık. İşin kritiği nedir söyleyeyim. Kayserispor'u bekleyen tehlike. Belki bunu dillendirmek çok doğru değil ama söylemekte fayda var. Bir futbolcunun 3 ay boyunca ödemesini yapmadığın takdirde otomatikman boşa düşer. Fesih hakkı doğuyor. Fesih hakkı doğuyor. Şimdi paramı alamıyorum dedi diye giden bir Yüksel Yıkılmaz'ı düşün. O parayı zaten gittikten sonra alacak. Federasyon nezdinde bu sene almasın, seneye faizini alırım. Aynen. Bir şekilde alacağım. Ama burada takım da bir şekilde şeye uğramış olacak, sekteye uğramış olacak. Dolayısıyla Kayserispor'un bir kere net olarak paraya ihtiyacı var. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Kayseri'de yaşanan, spor dünyasında yaşanan gelişmeler epey bir sosyal medyada protesto oldu. Sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kayserispor tesislerine giderek kimiler memnun oldu, kimiler olmadı ama bir konuşma yaptı futbolculara karşı. Yönetimle yaptığı bir konuşma var. Yarın biz de kalem aldık. Sayın Erol Bedir Başkan açtı ağzı, gözünü. Haseki Başkan kulağını açtı. Haseki Başkan'dan, daha doğrusu bakanımızdan işte, gelecek bir işaret, gelecek bekliyor. İşaretten ziyade canlıyı bekliyor. İşaretten kastımız ha, yani şu an birilerinin Kayserispor'un hesabına para yatırdım demesini ya da bir işte siyah bir James Bond çantayla tesislere girmesini bekliyor. James Bond çanta yeterli olur mu? En azından herhalde hani şu para nefes aldırır belki. 500-500 olur ya da euroysa olur. Yani nefes aldırma bazında olur ama işte UEFA kriterleri de bunu işte istemiyor, kabul etmiyor arkadaş. Yani sen planlamanı, tamam ben Erol Bedir yönetimine göre bunu söylemiyorum. Yani şu andaki yönetim gelirken bu bombayı kucağında buldu geldi. Yani şimdi borçlanma vardı kulüpte zaten. Ama bunu bilerek geldiysen ona göre mücadele, ona göre yapılanma olacak. Şimdi buradaki sıkıntı şu sevgili Ali, yani sen de gurbetteyken de mi okuyorsun, takip ediyorsun ama verilen bir sözler var. Şimdi başkanın açıklaması diyor ki ben diyor en acılı günümde bana gel dediniz, ben geldim, gelince de bana söz verdiniz. Çünkü bende bir şeyim yoktu ki. Kullanabileceğimi kullandım diyor. Ben o ifadeye çok katılmıyorum Yüksel abi. Bana verilen sözler var. O zaman sözler neyse paylaşın. Tamam, yani orası var. Çok karanlık kalıyor, evet. Yani şunu diyeceğim, verilen sözün belki de fazlası yapıldı. Bilemiyoruz belki ki ne olduğunu yani. Kim verdi bu sözü? Kim verdi sözü, ne verdi, evet. Verdiğine karşılık ne yaptı? Hep söz verildi. Ya şimdi baktığımız zaman... Orada bir karanlık bölüm var. Elbette ki şöyle, şu mantığı da kabul etmiyorum ben. Parayı birileri versin, birileri de yönetsin. İşte eski adıyla Agü, şimdiki adıyla Kayseri Basket'te olduğu gibi. Evet. Neden Kayserispor bünyesine geçmedi? Ya da neden bir başkaları talip olamıyor? Hep parayı birileri veriyor, birileri de orada yöneticilik yapıyor. Aynen öyle. Deyim yerindeyse reklamını yapıyor. Aynen öyle. Şimdi o yöneticiliği ben de yaparım. Yani Kayserispor'da da elbette ki bu şehri yönetenlerin ya da bu şehrin önemli kuruluşlarına sahip çıkması gerekir mi? Gerekir. Çıkıyorlar mı? Bana göre çıkıyorlar. Yeterli mi, yetersiz mi? Orasına bakmak lazım. Yoksa evet. İşte kimse destek vermiyor dediğimiz zaman orada da bir haksızlık yapmış oluruz. Ya, ama destek veriliyor da bizim için yeterli olan destek verilmiyoru anlayabilirim. Evet. O zaman sizler de yöneticilik kabiliyetinizi ortaya koyacaksınız. İşte nereden ne yapabiliriz, nasıl girdi sağlayabiliriz ve doğru yapılanma, doğru kadroyla maç kazanacaksınız. Bakın bugünlere nasıl geldi Kayserispor? Maç kazanarak. Kazandığın her maç sana para olarak dönüyor. Aynen öyle. Şu anda kazan mantığı var. Maç kazanacaksın, para kazanacaksın. İşte burada bunların hepsi göz ardı, yani hepsi düşünülerek kadro yapısı oluşturulmalı. Ben ligde kalayım değil, fazla maç kazanayım, gelirimi artırayım. Borç ödemenin yolu nereden geçiyor? Yani ticarette de bu böyledir. Borç nasıl ödenir? Kazanarak. Para kazanılarak ödenir. Birilerinden öndüş para alınarak ya da bankalardan kredi alınarak ödenmez. Borcu ödeyebilmenin yolu para kazanmaktan geçiyor. Kulüpler nasıl para kazanır? Kulüplerin para kazanması için 2 yol vardır. Birincisi maç kazanacaksınız. İkincisi sponsorlar, reklam vesaire Bunlarla peki sana bunu bunlarla kulübe girdi sağlayacaksınız. Konu dağılmadan sorayım. Bunu çok tartıştık da. Kayserispor bildiğin kaç kapıya gitmiştir sponsorluk noktasında? Ya da gidip de döndükleri kaç kapıyı biliyoruz? Yani orasının açıklanması lazım. Şimdi orada bir heyet oluşturuldu değil mi Ferhat? Yani bizim buna bilir devrede kulak. O oluşturulan heyetteki kişiler ne yapıyor? Ne yapıyor ha, onu diyorum. İşte bakın, gerek bizim Erciyes FM'de sportif programına, gerekse bu Kayseri'de yayın yapan televizyonlara, yayın yapan yine gazetelere gidip bunlar hakkında bilgi vermelidir. Ama siz gazeteden kaçarsanız, televizyondan kaçarsanız, radyodan kaçarsanız, WhatsApp elinden düşmezse, sadece gidip de gitmiş olduğunuz deplasmanda kulüp başkanlarıyla ya da o kulübün önemli kişileriyle fotoğraf çekip de bunu sosyal medyadan paylaşarak reklamınızı yapmaya kalkarsanız, işte Kayserispor buralarda yani 3-5 kişinin elinde bırakılıyor. O 3-5 kişiyle de maalesef bu kadar oluyor. Aynen. Orada bakın yine yoksa bizim ne yöneticinin başkandan, başkanın futbolcudan bir farkı yok bizim gözümüzde. Evet. Biz hepsine Kayserispor olarak bakıyoruz. Üst perdeden bakarız. Bizim için başkanın kim olduğu, futbolcunun kim olduğu, yöneticinin kim olduğunun hiç önemi yok. Kayserispor maç kazansın, başarılı olsun, gerisi bizi ilgilendirmez kardeşim. Asıl olan Kayserispor. Evet. Gerisi kimin olduğu hiç önemli değil. Evet. Kimse başkan da onu yanında olalım, destekçisi olalım. Ama Yüksel Yıkılmaz benim dostumdur, arkadaşımdır. Kayserispor'da başkanlık yapıyor. Borcu 10 liradan almış, 1500 liraya çıkarmış, örnek veriyorum. Ligin 8. sırasından almış, 16. sırasına demir atmış, 17'sine demir atmış. O zaman Yüksel Yıkılmaz eleştirmeliyim. Tabii. Evet. Şehir olarak Yüksel Yıkılmaz iyiliği için eleştirmesi lazım. İyiliği için de eleştirilmesi lazım. Biz bakın herkes üzerine düşeni almalı. Şu anda öyle bir dönemdeyiz ki herkesin bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Taraftarı da sahiplenecek, medyası da sahiplenecek, yöneticisi de sahiplenecek, futbolcusu da sahiplenecek ve şehri yönetenler de sahiplenecek. Bu anlamda işte yine konuşuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın dışındaki mevcut başkanlardan bir açıklama geldi mi? Bir somut bir eylem geldi mi? Gitti kulübe, tesis açıyorum dedi. Karşılığı 6 milyon TL bakın. Bir çırpıda Kayserispor Kulübü'ne verilecek destek 6 milyon TL. Elbette ki şu denilebilir ya, 6 milyon TL nakit verilse de futbolculara. İşte burada belediyelerinde maalesef tüzükleri var. İşte veremiyor. Bütçeden yasak. Parayı veremiyor. O parayı verebilmesi mümkün değil. Daha sonra yargılanacaklar bu kişiler. Evet. Orada da bazı şeyler var. Aşılabilir mi? Aşılabilir. Belki de onu da yapıyorlardır. Yaptıklarına da inanıyorum ben. Çünkü bizim de duyduklarımız var. Yapıyorlar o zaman verdikleri sözü yerine getiriyor demektir. Bakın, işte yeterli gelmiyor. Yüksel abi ben bir mesaj verdim buradan. Dedim ki hiç yapılmıyor demek doğru değil ama yetersiz denilebilir. Evet. Bakın. Şimdi hatırlarsan geçmiş dönemde şöyle bir şey vardı. Sayın Mehmet Özeseki şehrin tüm takımları, tüm sorunlarla ilgilenecek. Sevgili Memduh Başkan Erciyespor'la ilgilenecek Melik Gazi'de olduğu için, sevgili Bekir Yıldız da Kayserispor'la ilgilenecekti. Bekir Yıldız Kayserispor tesislerine çıkmazdı. Memduh Başkan da işte bir misafir geldiği zaman Erciyesspor gideri gelirdi. Kocasinan ilçesinin geri kalması normal. Demek Kayserispor'la çok ilgilenince ilçesiyle gelir. Şimdi sevgili Ahmet Çolakbayraktar Başkanımız herhalde o açığı kapatayım diye uğraşıyor. O da Kayserispor'la pek ilgilenmiyor herhalde. O da Kayserispor. Yani şunu söylüyorum. Acaba Kocasinan Belediyesi belki cebinden bunu 3 milyar 5 milyon eurolar TL'ler veremeyebilir de hani bunun bir anahtar deliği olur. Uyaroğlu pozisyonları vardır. Uğraşıyor mu acaba? Uğraşıp beceremiyor mu? Hiç mi uğraşmıyor? Tabii bir şey duyuyor. Mesela şunu duymadım ben Kayserispor yönetiminden ya da Kayserispor yöneticilerden. Sağ olsun Ahmet Başkan'la bize elinden geleni yapıyor. Ben de Ahmet Çolakbayraktar aylardır tesislerde görmedim. İşte hatırlamıyorum gittiğini yani. Eğer yanında biri varken gittiyse bilmiyorum. Geçen sene şöyle düşünüyorum, aklıma gelmiyor bak. Yani şimdi demek istediğim... Ama şöyle de bir şey var. Mesela, sevgili Mustafa Çelik Başkan da gitti geçen hafta. Evet. Hani bir şey yapmasa da gitti, oradaydı. Hatırlıyoruz. Hani şey olarak diyorum, nakit olarak cebinde ya da çantayla tabii parayla gitmedi ama bir şeyler yapıyor muhakkak. Yeterli gelmiyor. Beklenen Büyükşehir Belediyesi'nde o değil. Ama öbürü de hiç piyasada yok. Ya da varsa da hiç haberimiz yok abi. Haberimiz yok. Burada ne kulüp söylüyor ne kendileri söylüyor. Şöyle de bir şey var Yüksel abi. Şimdi baktığımız zaman Kayserispor Kulübü de başkanları davet ediyor mu acaba? Geçtiğimiz yıllarda bakın ilk seçildiklerinde belediyelere, kurumlara gidiyorlardı. Başkanlar ziyaret ediliyordu. Kulüp de bunu yapmıyor. Şimdi düşünün, Sayın Çolakbayraktar gelip de Kayserispor Kulübü vardı, başkanım sıkıntıdayız dediler mi? Yok, sosyal medyadan paylaşın bir yazı bülteniyle. Bu işin yolu yortam bu olmasa gerek. Ben böyle olmadığını düşünüyorum. Edildim hocam. Yanlış çok doğru. Abi. Çok doğru. Şimdi aynı şey katılıyorum. Ben Ahmet Çolakbayraktar'ın yerinde olayım. Belki aynı tutumu ben de yaparım. Neden? Ben Kocasinan belediye başkanıyım. Tamam. Sen de belki de görüştüler. Bakın sen de bak, görüştülerse bir şey demiyorum ama görüşmemize yansıtır. Bilmiyorum. Bizim bilmediğimiz o kadar şey var ki biz sadece bize Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaları biliyoruz sadece. Peşine tüh yası unuttuk diyen de yok. Hadi oradan biz gelip gidiyor diyen de yok. Yoksa bakıyoruz mesela geçtiğimiz yıllarda mesela Bekir Yıldız zamanı sosyal medya geç bu kadar aktif değildi ama hadi şey işte tüm halkımızı Kayserispor maçına bekliyoruz gibi açıklamaları paylaşımlar yapılıyor muydu? Belediye başkanı oldu. Ahmet Çolakbayraktar tesislere gitmiyordu ama tüm maçları takip ediyor. Mesela Melik Gazi Belediye Başkanı yine kısmen yapıyor, yine yapıyor yani. Kısmen tabii. Gidiyor ama paylaşımı yapıyorlar en azından. Paylaşımı devamlı yapıyor. Maçlara da gittiğini görüyoruz arada. Ama Çolakbayraktar birçok maçında var. Yani şunu demek istiyorum. Çolakbayraktar, Memduh Büyükkuş, Mustafa Çelik değil derdimiz. Onların o görevi de değil zaten Fener maça gitmek de. Kayserispor Kulübü'nün başkanıysam belediye başkanı bir kapıdan koyuyorsa öbür kapıdan girmeliyim. Bakın tabii. Kulüp başkanına talip oluyorsanız bunlara da talip oluyorsunuz. Aslında futbolcu yanlış da Kayseri'de... Geçmiş dönemde Recep Mamur'un, şimdi Erol Bedir'in yaptığı gibi. Kardeşim sıkıntı var, paylaşayım, birileri beni çağırsın ya da birileri konuşsun, biz şunu yapıyoruz desin. Böyle bir dünya yok. Yok öyle bir dünya. Şöyle düşün, evindeki çocuğun Yüksel abi, Allah bağışlasın 2 tane çocuğun var. Çocukların senden bir şey istemese... Canı tamam ihtiyaçlar gideriliyordur da özel ihtiyaçlar evet, var. Yani tefek eder, canın istediği. Çocuğun senden onu istemezse sen o çocuğun bir şey istediğini bilebilir misin? Olur. Bilemezsin. Gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi yani burada her bence, şey açık olmadığı belli tabii, sevgili Ferhat. Her şey açık ve şeffaf olmalı. Tabii Kayserispor Kulübü gizli kapaklı anlamında demiyorum ancak işte istenilecekse başkan gidemiyorsa da başkan vekili gider. Başkan yardımcısı gider. O gider, bu gider. Kamuoyu oluşturalım sevgili Medya. Tabii ki. Atıyorum Ahmet Çolakbayraktar Bey bize sırtını döndü. Niye? Kapris atıyorum. Örnek veriyor. Varsa, hadi bir oluşturalım bir kamuoyu da Ahmet Bey'i gönlünü alalım. Tabii böyle bir şey varsa gönlünü alalım. Olmuyorsa da eleştirelim. Bir dakika kardeşim. Hep beraber kapısına gidelim. Hayır. Eğer ki gönlünü alma yoluna da yok diyorsa o zaman biz hep beraber şunu da yapalım. Bir dakika Sayın Çolakbayraktar. Kardeşim sen belediye başkanısın. Tabii. Çolakbayraktar olarak Kayserispor'a küsebilirsin ama Kocasinan belediye başkanı olarak küsemezsin diyelim. Ben böyle bir durumdan olduğunu hiç zannetmiyorum. Ama iletişimde işte Kayserispor Kulübü şehri yönetenlerden adım bekliyor. Belki de şehri yönetenler Kayserispor Kulübü'nden adım bekliyor. Bir kopukluk olduğu belli. Bir kopukluğun olduğu aşikar. Bir de ya da VAR'da kamuoyuna mı yansımıyor? Olabilir. O zaman kamuoyu burada ne yorum yapıyor? Yansımıyorsa... Yani onu diyorum. Ne yani. Şimdi yaptığımız yorumun belki de yarısı boşa havada. Niye yani. Birileri bir yerlerde görüşüyor. Şimdi hani şu vardır ya sen uğraşırsın beceremezsen sana gelir. Tabii. Şimdi uğraşıldı acaba kaba tabirle iş bıçaklanamadı da mı kamuoyuna geldi olay? Haseki Başkan'ın mesela niye ertesi gün gece paylaşım yaptı? Bugüne kadar olduğu gibi yine desteğimizi vereceğiz dedi. Ya hani... Demek ki destek veriyor. Destek var zaten. Bugüne kadar olduğu gibi bundan şimdi, sonra desteğimiz devam edecek. Mustafa Çelik Başkan'ın orada cümlesi var. Desteğimiz devam edecek diyor. Yüksel olmayan abi, bir şey devam olmaz. Ben şunu net biliyorum. Belediyeler olsun, yöneticiler olsun destek veriyorlar ya da vermeye çalışıyorlar. Bunu biliyorum. Ama şu ana kadar ki verilen destek Kayserispor'un içinde bulunduğu mali krizden kurtulması için yeterli değil. Şimdi geçen hafta sevgili Çolakbayraktar Başkan buraya geldiğinde off the record konuşurken, yani yayın öncesi konuşurken Alancıoğlu. Başkanım evet. Alanyaspor başkanım. Evet. Ne dedim ki ben? Çolakbayraktar'ın. Ha pardon, Alanyaspor başkanım düzeltelim o zaman. Kayserispor hali ne olacak? Neye yardım etmiyorsunuz dediğimde bütçemiz ne ki Yüksel Bey? Anca yetiyoruz dedi. Tabii. Ama şunu da diyor yani bütçemiz oranında elimizden gelen yardımımızı yapıyoruz diyor. Yaparız da diyorlar. Ha olursa daha yapacağım diyor. Şey yani. Değil. Başkanlar kardeşim bizim seçimimiz var, işte seçim var, geçim var, şu var, bu var diyerek topu taca atmıyorlar. Niyet halisane, niyet düzgün ama imkanlar çerçevesinde oluyor. Bir de bu nereye kadar olacak? Benim anlamadığım nokta orası. Nereye kadar? Yani bu istenilen şu mu? Arkadaş toplansın belediyeler, ne kadar belediye varsa işte Kocasinan'dı, Melikgazi'de, Büyükşehir'de. Kayserispor'un borcunu Kapatacak mı? Bu nasıl olacak? Böyle bir şey de yok yani. Ben bunu anlamıyorum yani. Nereye kadar bu her gelen yönetim dersek bize belediyeler destek vermiyor. Sivil toplum kuruluşlar biz gidiyor dersek. De, bu işin sonu nereye varacak? Son 10 yıldır 2-3 yılda bir bu laf çıkıyor ortaya. Ama yani böyle mi alıştırıldı yöneticiler? İşte ne gibi pazar, senin dediğin gibi ne gibi pazarlıklar dönüyor? Bunu Kayseri medyası olsun taraftarlar bilmiyor. Dönen pazarlığı sadece bizim bildiğimiz işte basın açıklaması. Stres listeden yapılan verilen sözler yerine tutulmadı. Ne sözler verildi tutulmadı arkadaş? Çıkın da açıklayın da bilsin millet yani. Bu her zaman böyle olur mu yani? Bir takım yönetiliyor. Bu çocuk oyuncağı değil ki yani. Bir şehrin kaderi yani bu. Şunu söyleyebilirim mesela orada bildiğim kadarıyla. Sen yönetime gel Erol Başkan. Listeni yap. Devamına sen bak. Bugüne kadar olan borçları bize bırak. Denilmiş. Tabii orada da işte hani 60'ken 70, 70'ken 100, 100'ken 140'a çıkan bir borç şeyi var, dağı var. Dolayısıyla şimdi söz verenler de esasında atıyorum şu şiş için söz verdi ama peşine bir sürü şey geldi. Hangi birini dolduracak belediye? Orada da öyle bir sıkıntı. Bir de maalesef şu olsa keşke hani nereye kadar diyoruz. Çok doğru. Son 8-10 yıldır bunu Erciyespor'da defalarca yaşadık. Yani onu diyorum yani. Kayserispor'da da oldu. Şimdi şeye de baba yiğit çıkıp da arkadaş ben bu takımı alıyorum demiyor. Demek de istemiyor. Ama böyle güzel reklam yapıyor. Herkes güzel de reklam yapıyor. Yani reklamı herkes yapıyor yani o var yani. Ama şeye gelince sıkışınca herkes şunu diyor. Haseki bak başkanım, Haseki bakalım. Haseki başkanım diyor. Halil'cim sen gel başkanım ben o parayı veremem. Ya sen gel biz hallederiz diyor. Tamam da. Söz veriyor mecburen. Ferhat'cığım Yüksel'cim ben şunu söylemek istiyorum. Bu kulüplere Bahnsport'tan, Dijitürk'ten veya Federasyon'dan bir senelik gelir var değil mi? Elbette ki. Peki neden bu borçlar yapılandırılmıyor yani ben onu anlamıyorum yani. Gelir var. Yapılandırılıyor da ya, zaman ödeyemiyoruz para yok. Gelen para varsa niye ödenmiyor? Nereye gidiyor gelen paralar? Buradaki sıkıntının temel sebebi şu bence kulüplerin tamamındaki. Kulüpler dernek statüsünde yönetiliyor. Evet. Dün Recep Mamur vardı. Kulübü ne kadar parayla aldığı belli değil, bıraktığı borç belli. Erol Bedir ne kadarla aldı, ne kadarla bırakacak. Onu bilmiyoruz işte yani sıkıntı orada yani. Bilsek de önemli değil. Niye önemli değil? 50 trilyonla aldım, 150 trilyonla bıraktım. Aldım, 10 tane futbolcu aldım, 50 tane futbolcu. Hesap vereceği bir yer yok. Ya aldım bıraktım, bırakınca eline sağlık dedi. Aldım bıraktım bakın. İşte. Böyle olmamalı. Olmamalı, gibi. Aynen öyle. Başkanlar, yani başkanlık yaptığı dönemdeki borçtan sorumlu olmalılar. Elini taşın altına koymalı. Bu sistem değişmeli artık sistem yani. Sistem değişmeli. Yani 1 milyon euroluk ya da 500 bin euroluk futbolcuya 2 milyon euro vermemeli başkanlar. Aynen öyle. O zaman herkesin aklında şunlar geliyor. Bu futbolcunun menajeri kim acaba? Aynen öyle. İşte oyun geldiği takımda 300 bin euro alırken bu 1 milyon euroya nasıl alındı? İşte Halil Bundesliga'nın ortasında bir arkadaşımız. Bana göre kulüplerimizin tamamı şirketleşmeli. Aynen öyle. Kulüplerimizi dernek statüsünden çıkartacağız, şirketleştireceğiz. Ve diyeceğiz ki Kayserispor kulübünün başkanına kim talip? Kayserispor kulübünün başkanını o kişiye vereceğiz. Ondan sonra o borcun tamamından zaten o kişi sorumlu oluyor. O zaman işte düzgün yapılanmaya gidilir. Altyapıdan oyuncu çıkartılmak istenir. Fazla para harcamamak istenir. Çünkü niye? Kayserispor Belediye, Büyükşehir Belediye destek veriyor. Ya altyapıyla kim uğraşacak? Kardeşim oradan gelecek oyuncu beni. Halil abi sana şöyle bir soru sorayım abi. Şimdi her gün ben sana ayda bugünün parasıyla örnek veriyorum 50 bin lira para veriyorum. Ve her ay bunu vermeye devam edeceğim. Sen burada harcamayla ilgili bir sorun olur mu? Ya da harcarken ya şunu da alsam mı almasam mı yoksa çok rahat mı harcarsın? Rahat harcarsın çünkü gelecek garanti bir para var yani. Gelecek garanti para var. Evet. Sonra kazanmadığın dışarıdan gelen bir para. Ama emek sarf etmediğin. Ama emek sarf edip alın teriyle çok zor şartlarda bir para kazansan o parayı harcaman nasıl olur? Daha dikkatli olursun. Belki iki alacağına bir alırsın. Veya o an bir de alacak olsan bu bana yeterli. Ben bunu hiç almayayım. Biraz idare edeyim. Ya bir yazı daha çıkarsın. Aynen. Bir kişi daha çıkarsın. Aynen öyle. İşte Kayserispor'daki mantık da ya da Kayserispor derken tüm kulüplerdeki mantık. Genel Türkiye'deki kulüplerimizde bu sıkıntı var maalesef yani. Yani biz şu anda şehrimizin takımını konuşuyoruz da. Bu dört büyüklerde de var. Anadolu takımlarının genelinde %99'unda var yani. Bir de şunu çok merak ediyorum yani dikkatimi de çekiyor. Ya tamam bir başkan gelir bir kulübün başına borcu 10 liradan 10 lira borçlu alır 15 lirayla bırakabilir 12 lirayla bırakabilir. Yani. Şimdi ama biraz belki aşağı düşürür bırakır. Araya gireyim. Kayserispor Kulübü'nden bir açıklama var. Son dakika olarak bunu söyleyelim. Kayserispor yönetimi olarak imzaladığı bir açıklama var. Geçen hafta gelişmelerden bahsedilmiş. sonrasında netice olarak diyor, çarşamba ve perşembe günlerinde onursal başkanımız Sayın Mehmet Özüsekin'in organizasyonu ve başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve diğer ilgililerin katılımlarıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Yani organize edilmiştir. Geçtiğimiz diyor. Hafta. Yok. Önümüzdeki hafta. Bu bugün yarın ya da perşembe olacaktı. Düzenlenmiştir deyince geçtiğimiz, düzenlenecektir diyor o zaman. Yani hani organize edilmiştir gibi algılıyorum. Kulüp başkanımız tarafından mevcut durum ve yapılması gerekenler konusunda yeterince bilgilendirilen, evet demek yapılmış, bilgilendirilen katılımcıların vereceği karar Kayserispor'umuzun geleceği konusunda belirleyici olacaktır. Vereceği karar, bak yani soralım bunu tam olmuş mu olacak mı? Çünkü bak diyor ki netice olarak çarşamba ve perşembe günlerinde onursal başkanımız Sayın Mehmet Özüsekin'in organizasyonu ve başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve diğer ilgililerin katılımlarıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Hani sanki düzenledik de daha yapmadık gibi algılıyorum burayı. Kulüp başkanımız tarafından mevcut durum ve yapılması gerekenler konusunda yeterince bilgilendirilen katılımcıların vereceği karar Kayserispor'umuzun geleceği konusunda belirleyici olacaktır. Başkanımız Doktor Erol Bedir'in gerek Sayın Mehmet Özseki Başkan, gerekse Sayın Mustafa Çelik Başkanı'nla yaptığı istişarelerin oldukça olumlu geçmesi, 1-2 gün içinde daha somut gelişmelerin olabileceği beklentimizi de artırmıştır. Gelişmeler önemli ve duyurulmaya değer noktaya gelince büyük taraftarımızla paylaşılacaktır. Kayserispor yönetimi. Yani para arayışımız sürüyor diyor. Konuştuklarımız şimdi, bir yerde olumlu, burada olumlu doğrulanmış oluyor. Hala birileri bize bir şeyler versin. Biraz önce benim dediğim gibi ben ne demiştim? Şehri yönetenlerin Kayserispor'a destek olduklarını biliyorum. Bunun duyumunu aldım. Çünkü biz de tabii ki istihbaratımızı araştırıyoruz. Evet. Şehri yönetenlerle görüşüyoruz. Onların en yakınındaki insanlarla görüşüyoruz. Ve bir takım şeylerden bizler de haberdar oluyoruz. Evet. Ama Kayseri kamuoyunu ve Kayserispor taraftarlarının biraz daha rahat olması adına şunu da söylüyoruz. Ya destek alınıyor. Fakat yeterli destek alınmıyor. Çünkü böyle bir açıklama yapılmadığı zaman da yani kimseyi de zan altında bırakmıyorum. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Kayserispor'a yardımda bulunuyor hem de şehir tarafından da sanki yardımda bulunmuyormuş gibi özellikle sosyal medya üzerinden de çok ağır şekilde eleştiriliyor. Öyle lanse ediliyor. Bu sefer de şöyle de bir durum var Halil abi. Yani hem Büyükşehir Belediye Başkanı yerine kendinize koyun. Ben empati yapıyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Ya hem destek oluyorum hem de sosyal medyadan eleştiriyorum. Küfür yiyorum. Küfür yani, de onu söylemek istemiyorum yani, ama maalesef. Evet. Yani burada bir de şehrin önde gelenlerinden birisin yani. Tabii şimdi kimse, kim olursan o şehrin önünde gelen insan olmasan dahi kim kendisine küfür ettirir? Şimdi Hacı Boydağ'ın, o zaman Hacılar Erciyespor'un başkanıyken hem para veriyoruz hem küfür babası diyor ki babası. Hem diyor sana para veriyorum hem de hanımma senin anana sövdürüyorsun bırak diyor. Yani şu an futbolu, Mustafa Çelik futbolu sevmek zorunda da değil. Biz şunu, yine senin geldiğin nokta çok doğru, ona değineceğim. Şunu da söyleyeyim Halil abi de ondan sonra sözü sana bırakayım. Estağfurullah. Geç kalınmış bir açıklama. Bakın geçtiğimiz hafta yapıldıysa, 1-2 gün yapılmış anladığım kadarıyla. Hatta geçtiğimiz hafta Yüksel Abat'ta bir yöneticinin birisini aramıştım ben. Toplantıdayım, döneceğim demişti ve uzun süre dönememişti. Şimdi soracağım bir yandan da... Hatta şu ifadeyi kullanmıştı. Toplantıdayım, bazı gelişmeler var, daha sonra ben seni arayacağım dedi. Daha sonra görüşmüştük ama o gün için görüşememiştik. Zannedersem gününü tam hatırlamaya çalışıyorum ama toplantıda biz bu yazışmayı yapmışız. Şimdi daha taşta yerine oturuyor. Sanki çarşambada perşembe mi? Çarşambaydı galiba. Sanırsam çarşambayla evet. Perşembeydi gün olarak. Yani desteklerin yapıldığı, ben de katılıyorum sana. Desteklerin yapıldığı mutlaka doğrudur, yapılıyordur. Belediyeler kendi bütçeleri doğrultusunda desteklerini yapıyorlardır. Bunlar da belki aşırıya kaçamıyorlardır. Yani belki fazla vereceklerdir ama imkanları doğrultusunda kulübe destek veriyorlardır. Bu dernek statüsünden kulüplerimizin %100 kurtulması lazım. %100 kurtulup şirketleşmesi lazım. Yoksa öbür türlü böyle olmaz. Her sene, her iki senede bir yok efendim. Bize verilen sözler, şehrin ileri gelenlerinin verdiği sözler tutulmuyor, değerek destekler sağlanmıyor gibi olmaz yani. Bu çocuk oyuncağı değil yani. Şimdi size sorayım bunu, aramızda tartışıyoruz da burada yayınımızı izleyen, gerek radyodan dinleyen, gerek Facebook üzerinden bizi takip eden arkadaşlar da biliyorsa söylesin. Ben hiç duymadım. Ya bu Akhisarspor Lig'in sonuncusu. Kaç yıldır ligde ve ilçe takımı. Bu adamlar hiç mi ekonomik sıkıntısı yok? Hiç mi darboğazda yani değiller? Hiçbir sanayici iş adamlarından değil. Ben hiç orada yani 2-3 senede de bir genel kurul olduğunu duymadım. Yok. Şu an başkanları kim inanın bilmiyorum. Aynen öyle. Yani sürekli orada böyle bir yönetim çekişmesi var mı bilmiyorum. Takım ligin sonucu da olsa aynı, ligin tepelerine doğru çıksa da aynı. Süper Kupa'yı da aldılar. Türkiye Kupası'nı da aldılar. UEFA'da oynuyorlar. Yani demek ki esasında çok da ne derler ona, ayağını yorganlığına göre uzatmadığını göstergesi. Zaten bu. Bütün bu sıkıntılar... Yoksa dernek olmuşsun, AŞ olmuşsun, BŞ olmuşsun. Hayır, AŞ olursan ayağını yorganla göre uzatırsın diyor. O zaman. Biz ona getiriyoruz. Şimdi uzat. Şimdi uzatma. Neden? Kulübü, keyfek eder. Kulübü kaç lira borçla bıraktığının hiç önemi yok şu anda. Öyle olduğu sürece bu kulüpler bu durumdan kurtulamaz. Tamam, orada bir vebal yok mu? Sen şimdi burası senin. Yarın size kapatırsın. 4 tane 5 tane çalışanla alakalıdır. O vebale düşünsek, düşünmüş olsalar. Ya şunu diyor, sen gel dedin zaten. Geldim. Yani hani, sen gel dedin geldim arkadaş, benim de gücüm buraya kadar. Yardım etmiyorsan ki bırakıyorum. Tamam yani. Bırakıyor da kardeşim sen ikisine de ne yaptın buraya ya? Aldığın gibi bırak. İşte yok, sorgulayamıyorsun yani, sıkıntı orada. Şirket olmadığın zaman sorgulayamıyorsun. Şimdi sana kim dedi bilmem ne futbolcusuna bilmem ne parayı ver diye. Onun yerine bilmem kim alsaydın. Yani dediğin esasında doğru ama maalesef Türk insanı işin şey tarafında, alma tarafında. Eğer ön plandaysa herkes önce ben ortaya çıkayım. Şimdi bak hani diyor dedin ya Ferhat, kimse ortaya çıkmıyor diyor. Eğer Kayserispor bugün ligin 3. 4. olsun, o stat çimlerine kimler fink atıyordu? Tabii. Orada o zaman reklam kısmı. Reklam kısmı. O da şeyin öbür yüzü. Tahtanın diğer yüzü mü diyelim yani. Yani madalyonun diğer yüzü. Evet. Diğer yüzü o da yani. O söylediğin şey de aynen öyle yani. Ama ben şunu hiç duymadım yani, gerçekten yine aynı şeylere giriyoruz. Avrupa'da yaşıyoruz, duyuyoruz, gidiyoruz, geliyoruz diğer ülkelerde. Yani ben belediye başkanı yok işte kulüp başkanı hiç duymadım ben yani. Belediyenin ileri gelenleri, valisi, kaymakam veya büyükşehir belediye başkanı bize destek vermiyor. Biz yönetimi bırakıyoruz dediğini hiç duymadım. Bu bizim ülkemiz oluyor maalesef. Oysa ki çok büyük paralar harcıyoruz yani. Evet, şu hatırlatmayı da yapalım. Gerçi bu duyumu aldık ama ne kadar doğru bunu teyit edeceğiz. Fakat en azından bize ulaşan bilgiyi de dinleyicilerimiz ve izleyicilerimize paylaşalım. İstikbal Grubu ve İstikbal Grubu CEO'su Alparslan Baki Ertekin'in yönetim kuruluyla birlikte önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir görüşme, yönetim kurulu toplantısı yapacağı ve Kayserispor'un içinde bulunduğu durumla alakalı yapılacak olan bu toplantı neticesinde de Kayserispor'un maddi yardımda bulunabilecekleri bilgisi bize ulaştı. Yani bu bir yardım, ekstra anlaşmanın dışında bir yardım mı olacak? Yoksa ödeme planının Kayserispor'un içinde bulunduğu durum göz önünde alınarak biraz daha önemi çekilecek. Nasıl, toplantıdan sonra nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bunu da tabii toplantıdan sonra gazetemize, haberde paylaşacağız ama önümüzdeki haftaki sportif programları dinleyicilerimize, izleyicilerimize de paylaşacağız. En azından bu hatırlatmayı da yapalım. Evet. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin de bilgisi olsun. Yani Kayserispor'da bakın bir hareketlilik var. Şimdi açıklamada deniyor ki bizim tartıştığımız nokta da orada. Söylememiz gereken yerleri söyleyeceğiz. Diğer tarafını biz bileceğiz yani. Söylememiz tamam, çok her şeyi satır satır söyleme de. İşte söylemen gereken, bizim de bilmemiz gereken yeri bilmediğimiz zaman biz neye hizmet ettiğimizi bilemiyoruz. Tamam, bizim için öncelik Kayserispor ama veren adama mı vuruyoruz, vermeyen adama mı vuruyoruz lafımızı? Tabii. Şimdi onu bilelim yani. Şimdi söz verilmiş, yapılmamış. O sözü kim başlıyor? 3 kişiyiz. Şuradan kapıdan giriyor, diyor ki arkadaş Hakan, bana verdiğin sözü yerine getir. Acaba hangimiz söz verdi? Ama desek ya Yüksel Yıkılmaz, verdiğin sözü yerine getirdiniz ama sizi bağlamaz. Evet. Benimle muhatap olur. Şimdi ve ne söz verilmiş yani, madem öyle bunu kamuoyuyla paylaşıyorsan bunu da bilsin insanlar. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Şu anda bakın bir yanda onu da söyleyeyim. Muhtemelen Cuma günü yapılacak toplantı deniyor. Bu Cuma. Evet, sevgili Mehmet Çakmak Uyar başkanla konuştum. Yazıştım. Dedi ki geçen hafta yapmadık, bu Cuma yapacağız muhtemelen diyor. Yani büyük ihtimalle... Bilgilendirme, ön görüşme sanki yapılmış gibi. Muhakkak tabii. Şimdi muhakkak. Yani bugün yarın yapalım dediklerine göre bir araya gelelim telefon trafiği olmuştur muhakkak. Bu da şöyle geliyor. Eğer Sivasspor maçı öncesinde biz futbolculara biraz para dağıtalım. O gün ne topladık o toplayalım. Burada senin işte işaret ettiğin gibi sanırım İstikbal'in Kayserispor'a yapacağı boydakın ödemeyi öne çektirme, yönetim kurulu kararıyla öne çektirmeyi düşünecekler. Nedir? İşte Aralık'ta verilecek olan 1,5 vardı. Bir de önümüzdeki yıl ki 3 ile birlikte 4,5 milyon olabilir. Yani onu buraya çekelim diyecekler. O da TMSF yönetimiyle görüşülecek. %99 tamam olur. 4 yani 4-5 milyon. Oradan bir para eski parayla diyelim gelir. Bunun dışında bir iki iş adamından belki birkaç trilyon destek istenecektir de alınacaktır. Özellikle de kapıyı aşındıranlar, belediyenin kapısını aşındıranlara gel bakalım arkadaş şurada bizim böyle bir sıkıntımız var denecek. Bu toplantının herhalde bir 14-15 civarı bir para toplanır diye düşünüyorum. Esasına baktığın zaman yani şöyle ben kendimi düşünüyorum. Haseki başkan olduğumu düşünüyorum. Sıfatımı düşünüyorum. Cuma'ya kalmadan bir gecede ben 100 milyon TL toplarım. Yarın sabahlar bana süre verin. 100 milyon TL toplar iddia ediyorum. Tamam da işte bunun girdisini çalmam, nasıl yapacaklar? Çıkmam. Ben onu merak ediyorum. Yani UEFA buna izin vermiyor ki yani. Hayır şimdi UEFA'ya kaç iş yok ki. Niye? Yani finansal fair play'e girmiyor şey. UEFA'da oynamadığı için. Oraya bakın. Orada oynarsan karışıyor. Şimdi şu var, her şeyin alt üstse sana kulüp lisansı vermiyor. Atıyorum futbolcudan bir sürü borcun var, sürekli dedikodun geziyor, atıyorum sürekli hep eksisin. O zaman diyor kardeş ben senin lige katılma şeyin olan, her sene verilen şeyi vermiyorum sana. UEFA lisansını vermiyorum, kulüp lisansını vermiyorum diyor. O zaman sen bu sene tamamlıyorsun, seneye şeye katılamıyorsun, lige. Çünkü sene Futbol Federasyonu'na bildiriyor, katılamıyorsun. Ama UEFA'ya gideceksin. Atıyorum bu sene Kayserispor UEFA'ya kazandı. Yani katılma hakkını kazandı düzelteyim. Diyor ki hop sen iptalsin. Çünkü sana şunların var diyor. Tekrar diyor, yürü git diyor, başkası gelsin diyor. Yani böyle mi olmalı yani? Şimdi, işte hayır yani. Ama işte yani diyor, UEFA izin vermiyor şu an. Ama bağış şey, bak, şu an Kayserispor gidebilir yani. Mi? Gidemez. Bağış ya, yok yasak öyle bir şey yok yani bağışta bir şey yok. UEFA'daysan yasak. Tamam. Evet. Şu an alırım, şu an alabilir. Ben futbolcudan ödediğim zaman futbolcunun dosyalarını ben temizledim mi UEFA nezdinde? Futbol Federasyonu'na borcum var mı? Yok. Futbolcuda borcum var mı? Yok. Onun dışında bir şike şaibeye karışmış mıyım? Yok. O zaman problem yok. Ha şu olur. Bağış olmaz da 4 tane loca alırım. Bir değerde 5 milyon TL'ye yazdırır. Ya onun işte, onun bahşi şey olur. Kılıfı çok ayarlanır. O zaman Ali Koç Fenerbahçe'de hiç borçlanmaz ki. Yani öyle olsa Ali Koç Fenerbahçe'nin borçlarını sıfırlardı. Yani ama Fenerbahçe büyük... Fenerbahçe şimdi Ali Bey 2-3 sene öncesinde gelseydi amenna. Şimdi hani Fenerbahçe'ye tartışmayalım da. Yani ben şey olarak söylüyorum. Ya Galatasaray veya Beşiktaş fark etmiyor. Yani 4-5 senedir sıkıntılı oldukları orada ödemiyorlar. Yani şimdi çıkarıp da bir Allah'ın kulu bilmem kaç milyon euro şimdi buradaki kaç liralık borcu? 140 lira. Düz hesap 200 trilyon borç var. 200 trilyonun euro karşılığı ne abi? 6 kere olsa 30 milyon, yani 300 milyon euro mu yapar? 33 milyon falan yapıyor işte. 30 milyon euro. Şimdi bu parayı Fenerbahçe için bir iş adamı veremez mi? Verir. Ama Kayserispor için kim verir Kayseri'de? 30 milyon euro atıyorum Kayserispor'un borcu var diyelim. Kim verir abi 30 milyon euro Kayseri'de? Hiç kimse vermez. Kimse vermez. Ben vermediği için hep yani damlaya damlaya olduğu için. Ben bu konuda şunu söylüyorum. Sayın Sasaki Başkan şunu demesi lazım artık. Yani gelen artık kimlere yönetimi veriyorsa, kimleri çağırıyorsa başkanlar. Arkadaş biz bu kadar daha destek veriyoruz size. Ama artık gözünüzün önüne bakın. Kendinizi ona göre yapılandırın. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın denmesi lazım yani. Gelen kimse artık bundan öyle mi Ferhat'cığım? Ya deniyordur yanlış mı söylüyorum yani? Kesinlikle. Ya deniyordur da son noktaya göre şimdi ne oluyor biliyor musun sevgili Halil? Yani sen de orada takip ediyorsun, biz de burada. Şey noktasına kadar hep protokol gereği sevgili Onursal Başkanımız Ferhat Bey'e teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sıkıştın mı? Onursal Başkanım ne olur yetiş. Ne olur sen olmazsan olur. Sonra kamuoyu da başlıyor. Evet. Şimdi Haseki Başkan'ın başındaki şey, sen siyasetçisin. Biliyorum başındaki ne kadar büyük bir iş olduğunu. O adam uyumuyordur bile. Telefonlara 10 tane telefonu vardır. Hepsi ayrı ayrı çalıyordur. Şimdi öyle bir sürece girdi ki bugün iyice karıştı. Hani ne derler? Türkiye kelalinin bağına mı döndü derler. Özellikle bugün. Yani şimdi onun işin içerisindeyken. Bugünden sonra bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Evet. İşte Mehmet Özeseki oraya mı odaklanacak? Yoksa burada Kayserispor'u mu düşünecek? Yani bu olacak şey değil. Genel başkanlık ya Mehmetciğim ya da Mehmet Bey ya bırak topu tüfeği şurada Türkiye'ye konuşuyoruz. Sen neyin peşindesin dese? Der mi? Bilmiyorum, off the record diyebilir. Demez. O öyle olmaz. Daha farklı söyler. Yani Mehmet Özasık Kayserispor'un kıyasını konuşamaz. Ha işte yani aynı kapıya geliyor. Hani şimdi yani, daha sert girdik. Şimdi nasıl olacak ya? Sert değil, normali bulur. Şimdi AK Parti'nin önünde 31 Mart 2019'da bir seçim süreci var. Hayati önem taşıyan bir seçim var. Ve sen burada adayların belirlenmesi noktasında belki de genel başkandan, onun başkandan, cumhurbaşkanından sonraki iki numaralı isimsin. Aktif rol oynayan kişilerden bir tanesi. 2 numaralı isimsin ve sen Kayserispor derdindesin. Yani o şey Mehmet Özaseki de girmez, kimse de girmesine müsaade etmez. Yani ama, demek istediği... Ama şu süreçte bunlara girmekten de biraz önce Yüksel abi bir şey söyledi. Yarın sabah bu işi halledebilirim Mehmet Özaseki. Telefonu eline alıp rehberine bakıp 5 ismi arayarak bu işi çözebilir. Onu da yapabilir. Ama her sene bu sene çözdü, her sene mi çözecek? Ama yani işte onu diyoruz yani. İşte hani derler ya tavizi doğuruyor misali. Aynen. Şimdi Mehmet Özaseki'de tamam ne kadar ihtiyacınız var? Erol'cum ne kadar ihtiyacın var? Geçmişte Recep abi ne kadar ihtiyacın var mesela? 30 milyon başkanım. İyi tamam. Hesaba yatırıyor. Yani hesabınızda 30 milyon dediği zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. He, tamam. Futbolcuların alacakları birikiyor. Ya tamam işte biz ödeyemiyoruz, ne yapalım? Öseki başkanın yanına varız. O zaman ben şunu düşünüyorum. Bir de ağlayalım. Yani. Başkanım halleder. İşte gelen paralar farklı şekilde harcanıyor. Sıkışınca büyüklerimiz düşüyor. Basketbol muhabbete dönüyor. Parayı biri veriyor. İşte, harcayan başkası. İşte sıkıntı burada. Kayserispor'un örnek verelim 50 milyon borcu varsa, yönetim 20 milyonunu karşılıyorsa, biz 20 milyonunu karşıladık ama bu neticesinde bizim babamızdan bize kalan bir miras değil. Bizim kendi malımız mülkümüz de değil. Evet. Bakın buna rağmen biz böyle de bir fedakarlık yapıyoruz. Hadi şehir denildiği zaman herkes oraya bir şeyler yapar. Taraftar da, şehirli insanlar da yapar. Bu sefer belki daha fazla yapılır. Evet. Fakat 50 milyon borcumuz var. Kardeşim biz zaten kulüp idare ediyor. Emeğimizi veriyor. Siz de parayı verin. O zaman yok diyor. Bu çocuk okumaz diyorlar. Doğru. Sıkıntılar burada başlıyor. Evet. Böyle bir sıkıntının arefesinde Sivasspor maçı oynayacağız. Genel kurul var aynı üçünde belki bulamayacaklar şimdi Ferhat. Hani bulunur da biraz dedi taviz doğurmasın diye kısmi bir yardım olacak. O da yetmeyecek. Şu da var yalnız 3 Kasım diyoruz. 3 Kasım diyoruz da Allah korusun Sivas Ankaragücü maçlarını kaybedersek orada bulacak gerek kalmaz. Kaybedebilir miyiz? Kaybedebiliriz. Şu görüntüde değil mi? Şu görüntüyle kaybedebiliriz bakın. Ayağımız yere basmalı. Yani. Futbolcunun kafası rahat etmedi. Şimdi siz futbolcuya para vermeyin. Yani futbolcu neticesinde öyle hatır gönül, eskiden de onlar. Ahde vefa denen bir şey yok yani. Eskiden de ne var? Ben doğuştan Beşiktaşlıyım, ben doğuştan Galatasaraylıyım denilirdi. Forma aşkı için mücadele ediyordu. Kamerunlar gelmiş, Kanavu'ya imza atılırdı. Şimdi Kanavu'ya dediğiniz gibi. Kamerun'dan çıkmış gelmiş. Ne Kayserispor aşkı ya, ne aşkı yani. Para aşkı. Parasını verirsek oyla. Şimdi duyduğumuz şunu söyle, Başakşehir maç öncesinde Kanavu'ya hani eline yüzüne bir şeyler sürmüşler. O şekilde oynamıyor. Yoksa kanabik ya da bacağım ağrıyor demiş. Baştan bir gün önce. Hani yarıya merhem olmuş o para. Yani aynen yani eritip merhem yapmışlar. ilaç. İşte futbolcunun ilacı morali de, merhemi de, para. Suyu da, ekmeği de, aşı da her şeyi para. Hani sevgisi de. Dini kitabı para derler ya işte. Aynen futbolcunun maalesef onun için geldiğimiz noktada bu. İşte Türk futbolunun geriye gitmesinin, ilerleyememesinin en büyük sebeplerinin birisi de bu. Onun için yapılan mukavelelerin düzgün yapılması tabii gerekiyor. Ya, 300, sözleşmelerin 300 düzgün yapılması gerekiyor. Belki de toplatmayacağınız futbolcuya 1,5 milyon euro para verirseniz futbolcuların, kulüplerin geleceği durum bu kardeşim ya. Etmeyin ya. Yani çok büyük paralar veriyoruz yani. Her gerçekten. Zaman hocam bu Deniz Sürüç 1 milyon küsür bin euro alıyor. Bu para nedir? Nerede 8, alacak? Yılda 8 milyon TL. Kardeşim ya. Nerede alacak? Sen bunu? Kimsin Deniz? Sosyal medyadan düşmüyor kardeşim ya 8 milyon TL para alacaksın. Benim şuradaki garibanın asgari ücretten evini maça gelecek. Hafta sonunda maç izlemeyecek. Deplasmana gidecek. Vallahi sokakta hobi olsun diye futbolu hep halı sahada da futbol oynuyor da Deniz Sürüç'ten daha yetenekli çocuklar. Ben onu diyorum işte, ama yani kayboluyorlar. Bir arama araştırma komitesi kurulsa, altyapıdan senede bir tane oyuncu çıkartsak bizim için kar değil mi? Kayserispor için. Kar olmaz olur mu? Bugün Mehmet Topuzlar, Ali Turanlar, Kamber Aslanlar, ne bileyim ya, bunu sayabiliriz. O dönemi sayabiliriz yani, çok çıkarttık ama tabii. Son belki ben hatırlamıyorum. Son 10 senede Kayseri'den kim çıktı arkadaşlar yani? Altyapıdan çıkan bir oyuncu hatırlıyor musunuz veya ben mi bilmiyorum. Şimdi sevgili Halil, federasyon fiyat olarak söyleyeceğim. Şu ana kadar bilmiyorum. Önceden, birkaç sene öncesinde altyapı fonu olarak 250 bin TL yani 250 milyar para gönderirdi. Evet. Bunu işte maçlara çocuklar gitsin gelsin, tesisini yap, yani çimin bakımını yaptır, formalarını al, suyunu al, malzemesini al. Şimdi bu para gelir gelmez işte profesyonel takımdaki Ferhat Yağmur'un bilmem kaçıncı taksitine ödeniyordu. Altyapıya uğramadan gidiyor. Altyapıya uğramıyor bile. Muhasebe aşağı eleğe üstüne bile konmuyor. Altına düşmeyi bırakın. Şimdi bu sene ne kadar ödedi, geçen sene ne kadar onu bilmiyorum. Şimdi sen altyapı, yani bu artık dile pelesenk olmuş. Altyapı. Ya Türkiye'de işte bunu yapıyorsa bir Galatasaray yapıyor da ne kadar, kaçını yapıyor. Şu anda Altınordu var tek onu yapan. Başka yani alt ligde, yani Süper Lig olarak. Onların da hakkını verelim yani. Süper Lig noktasında diyelim, yoksa Altınordu'nun takımının en üstteki takımının adı Altınordu. Bir alt ligdeki takımının adı Gümüşordu, amatördeki takımının adı Bronzordu. Bu şekilde ve Bronzordu'da başarılı olanı Gümüşordu'ya alıyorlar, Gümüşordu'da başarılı olanı Altınordu'ya alıyorlar bak. Yani hikaye gibi ama gerçek işte bu yani. Takımlara. Ha. Çağlar Söğüncü gibi, Cengiz Ünder gibi. Fenerbahçe'nin transferi de genç kaleci. İki tane yabancı oynatmadılar adamlar ya şeyde. Oynatmıyor, prensipte oynatmıyorlar ve güzel de devam ediyorlar. Yani niye? İyi de para kazanıyorlar. Geliyor işte, Cengiz bir yere gittiğim para geliyor. Çağlar'a bir yere gittiğim para geliyor. Evet. Yani adamlar gerek yok yani. Sen yeter ki ülke, bizim hedefimiz ülke futboluna eğer yardım etmekse sorun değil. PTT'de de oynarım diyor. Ben birincilikte oynarım diyor. Yani işte bakış açınla alakalı ama ben İşte güneş gözlüğünü takayım, locada oturayım, şimdi kulüp başkanıyım ya, locaya para da vermiyorum. Her loca benim istediğimi seçiyorum. Şu benim, şu kardeşimi, şu Ali'nin, şu Ahmet'in, şu Mehmet'in diyorsun. Dolayısıyla işin caka atma noktası geliyor. Bilmem ne başkanla yan yana maç izledim, bilmem ne başkan beni övdü, bitiremedi. Ne dediniz? Övdü ya. İşte. Peki netice yenildik ama yenildik yani. Evet yani Türk futbolundaki sıkıntıları ve kulüplerdeki sıkıntıları konuşacak olursak daha bu saatler bize alınan süreler yetmez. Aynen yetmez. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Önümüzde çok hayati önem taşıyan bir Sivasspor karşılaşması var. Halil abi senle başlayalım. Sivasspor maçına Kayserispor nasıl oynamalı? Gerçekten psikolojik olarak çok zor bir maç olacak. Sivasspor maçıyla ilgili ne düşünüyoruz? Zor maç olacağı kesin. Nihayetinde bir Anadolu derbisi. Aramızda bir rekabet de var. Hem taraftar arasında hem takımlar arasında. Ama umarım bu finansal durum kulübe fazla, oyuncular fazla etkilemez. Etkilerse bu işi kötü tarafı yani, işin kötü tarafı. Yoksa takım hazırlanıp biz Sivas'ı yenecek güçteyiz, yenecek güçteyiz yani. Hoca çıkartır takımını, iyi çalıştırır, hazırlar. Ama bizim son vuruşlarda eksiğimiz var. Defansta eksiğimiz var. Bunların bir şekilde devre arası zaten giderilmesi lazım. Zor maç olacak. Temennimiz 3 puan almak. Yani sonra artık beklentimiz o yönde ama zor yani. Pek ümitli değilim ben işin gerçeği. Sivasspor maçında. Evet, ben ümidim yok. Zor maç olacak ama inşallah alırız yani. Temennim, gönlümden geçen kazanmak ama zor. Yani gözüm kesmiyor yani. Şu anda kesmiyor yani, bu kadroyla. Bizim Sivasspor'u falan yenmemiz çok zor. Yani ilk yarıyı bizim ne kadar az kayıpla kapatırsak bizim için o kadar kar diye görüyorum ben. Çünkü devre arası mutlak zaten takviye şart bu takıma. Yoksa çok zor yani. Sezon sonu hiç Arun Kone'nin durumu, maça yetişecek mi, oynayacak mı, oynamayacak mı? O maç günü belli olur dedi ama cuma günlerinin muhakkak şeyi düşer. Evet. Gerçi oynasa mesela, 2 haftadır oynamıyoruz. Robinho oynuyor. O oynaması. Robinho'da yükselen bir grafik var yine. Yani geçen hafta gördük yani Fener maçında takım o yaşta. Tecrübe. Yani mesela Kayserispor'da şöyle bir kötü bir ya da olumsuz bir gelişme var diyelim. Mesela Deniz Türüç'ün Sivas maçını oynayacağı, hatta sabah idman programında da normal futbolcular idmana çıkacak bölümde ismi yazıyordu. Ama idmanda şu söylendi, bu hafta oynaması yine zor. Yani oynayacak olmaz, sevindirici bir durum mu ki yani, onu önce şimdi şu var. Sevinmemiz mi gerekiyor, ona bakmamız lazım. ifade hakkında tersini söylersem olur mu diye biraz da çok da eleştirmek istemiyorum. Yılana sarılacağız ya. Hani yılana düşüp denize sarılacağız. Eski Deniz Sürüç yok şu anda, yani eski maçta geçen sezonlardaki Deniz çok hırslıydı, yani çok iddialıydı bu maç oynayacağını. Belki yine yetişebilir ama yönetici arkadaşlarımız, aldığım bilgiye göre Deniz'in yine oynaması zor. Şöyle bak, Deniz oynarsa kötü mü dediğin, katkısı olursa iyi. En azından bir hamle futbolcun olur. Şimdi tabii biz haftalardır şu var. Bakıyoruz yedeklerimize. Geçen hafta konuştuk burada. Muammer Yıldırım, Vedat Karakuş, Adem Doğan, Oleksandr Kuşer, Mert Öz Yıldırım. Şimdi ikisi kaleci zaten. Bak, ikisi kaleci. Hani şimdi sen bunu çıkartıp sağa açık oynatamazsın. Hani oynayamaz. Belki statü görevi maça girebilir ama nasıl oynayacak? Orada oynamamış ki bu adam. Adem Doğan altyapıdan çıktı. Eksiklikten ötürü bir mecbur yedeğinde olması lazım. İki yabancı Türk futbolcu altyapından, biri Mert, biri Adem Doğan. Oradan yoksa ceza yiyeceğiz. Bak, para cezası da yiyeceğiz. Maçı kaybediyor. Futbolcu yok, bir de para cezası yiyorsun. Şimdi burada Kuşer'den Mert Öz Yıldırım kaldı. Yapabileceğin hamle. Netice itibariyle Deniz bir hamle futbolcusu olabilir. Deniz iyi bir Deniz Kayserispor'a katkı sağlar. Onda şüphe yok. Zaten. Deniz her yerde iyi bir Deniz, her yerde herkese katkı sağlar da. Başından beri zaten varlığıyla yoktu. Allah orada hakkını yemeyelim. Taraftarlar güzel bütünleşiyor yani. Orada güzel tezahüratlara eşlik ediyor, üçlü çektiriyor falan. Zor maç sevgili Ferhat, çok zor maç. Ben artık bununla ümitli oluyum yani. Son ümidim yani. Eğer Sivasspor'u hala diyorum biz bu dişimize göre takımları sahamıza yenemeyeceksek zaten şu harcanan, aranan paralara yazık. Ama Sivas maçı bizim dişimize göre bir maç. Rize maçına çok ümitliydim. 2-1 öne geçtik, bitiremedik. Bu sefer onu bitireceğimize inanıyorum. İnanmak istiyorum. Kazanacağız diyorum. Taraftarlarımız da gelsinler lütfen maç günü, hafta sonu. Çok da güzel bir saat. Eğer hava koşulları bir engel teşkil etmezse pazar günü 1.30 çok uygun. Yani hava koşulları da olsa taraftarın bu takıma sahip çıkması gerek. Her ne şartlarda ne kişi olması olsun, var, 20 bin kişi olması takım var. Takım bu şehrin takımına başka Kayserispor yok. Biz ne konuşuyorsak burada zaten takımın iyiliği için konuşuyoruz. Hiç kimsenin burada maddi bir menfaat çıkarı yok. Onun yüzden taraftarın takımına sahip çıkması lazım. Takımın da çıkıp futbolcunun da artık bu seriye dur demesi lazım. 3 puan alıp taraftarı rahatlatması. Eğer 3 puan alırsak zaten en azından belli bir süreç bu takım rahatlamış olur. Taraftarı da artık bir rahatlar, su serper yüreğine. Çünkü eğer Sivas'a da puan kaybedersek çok zor yani işimiz. İşin gerçeği evet yani. Sevgili 93.6 ECSFM dinleyicileri, dilerseniz önümüzdeki haftanın fikstürünü de bizi dinleyen dinleyicilerimize ve izleyicilerimize paylaşalım. Önümüzdeki hafta yani Süper Lig'in 10. haftasında fikstür şu şekilde: Bursaspor, Alanyaspor, Erzurumspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaragücü, Akhisarspor, Göztepe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor. Evet, bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Yorumlarınızla programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen programlarımıza tekrar sizi burada konuk etmek isteriz. İnşallah. Yüksel abi, güzel bir yayın oldu. Sağlık. Teşekkür ederim. Yani Kayserispor'un içerisinde bulunduğu durumu eminim ki dinleyicilerimiz farklı bir pencereden bizden dinlemişlerdir. Evet sevgili 93.6 ECSFM dinleyicileri, bu hafta sonu Kayserispor için çok hayati önem taşıyan bir Sivasspor karşılaşması var. Tabii Kayserispor'un gerek puan cetvelindeki durumu, gerekse oynadığı futbol ya da şehirde yapılan konuşmalar, ekonomik sıkıntılar, futbolcuların rahatsız olması, bunların hepsi olabilir ama her şeyden önemlisi bence bu hafta sonu Kadir Aslan'da oynayacağımız Sivasspor maçıdır. Bu maçtan 3 puan aldığımız takdirde para gelecek, moral gelecek, güven gelecek. Hepsi bunların arkasından da bence bir serinin başlamaması işten bile değil. Kayserispor'umuza destek olalım. Taraftarımız tribünde, basınımız yine her zaman destek oluyor ama bu maçta daha fazla destek olmalı. Yöneticiler futbolcularla iç içe olmalı bu süreçte. Futbolcular da kenetlenip teknik heyetle birlikte artık Kayserispor için varlık ya da yokluk maçı durumunda bir mücadeleyle sahadan galibiyetle ayrılması en büyük temennimiz. Cumartesi günü sanırsam maçım pazar günü saat 13.30'da Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek her iki takım. Pazar günü stadı doldurup Kayserispor'umuza destek olmaya çağırıyorum buradan tüm futbol severleri. Önümüzdeki hafta bir sportif programında daha birlikte olmak dileğiyle esen kalın, hoşça kalın diyorum.